Ya Esin, bak bunların çenesi bitmez. Bu iş daha fazla uzamasın. Gel biz hemen evlenek. Bence de, vallahi ben de istiyorum bir an önce evlenmek de. Ya çok yordu bu son olanlar beni. Acaba önce seninle şöyle baş başa bir tatile mi çıksak? Böyle güzel kafa dinleriz, hayal kurarız. Düğünümüzü planlarız, yuvamızı hayal ederiz. Ağzından bal damlıyor gülüm. Sen iste, ben seninle dağ başına da çıkarım, mağaraya da kapanırım. Yeter ki şu hırbolardan bir süre uzak kalak ya. Tamam, o zaman yemeği yiyoruz, bavullarımızı hazırlıyoruz. Sabah da erkenden çıkıp gidiyoruz, tamam mı? Kimseye söylemeden. İyi, hadi bakalım. Tamam. Da ben şu kızlara bir haber vereyim de galeri için. Alo, Gizemciğim. Hayır, yok yok. Her şey yolunda. Şey diyeceğim, biz Şevkat'le şöyle birkaç günlüğüne bir kaçamak yapmak istiyoruz. Bir tatile gideceğiz de. Yok, söylemeyeceğim nereye gideceğimizi. Gizem, söylemeyeceğim. Madagaskar'a gidiyoruz, safari. Oldu mu? Zürafaya bineceğiz, aslana kaplana bileceğiz. Tamam mı? Madagaskar, buyurun gelin. Zürafaya binecekmişiz duyduğun gibi. Bu arada ben telefonumu kapatabilirim. Eğer ulaşamazsanız mesaj atın, tamam mı? Bir şey olursa. Tamam, bay bay. Ne diyor, bizde mi gelecek diyor? Ya yok, merak etti. Çarpmadı, nereye gidiyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Vallahi bunlar da iyice kuyruk gibi ha. Takılacak mı şimdi? Esin. Ne diyorsun sen hep? Öyle diyorum, sen ne diyorsun bize? Ben öyle diyorum, Esin sen ne diyorsun? Öyle diyorum, koy koy. Ya yeter! Yuh ya Esin. Bütün gardırobu indirmişsin ya. Bunlar sığmaz ki o valize. Sığar sığar. Ben daha önceki seyahatlerimde bu bavula neler sığdırdım sen bir bilsen. O zaman şahabim ben. Bir tane de kamyon çekeyim kapının önüne. Bütün eşyaları falan da toparlayıp gidelim. Ne yaptın ya? Tatile mi gidiyoruz? Terki diğer mi ediyoruz ya? Yani en az bir hafta. Ancak boşaltırız kafamızı. Ya senin derdin kafa boşaltmazsa ben seni bir Beşiktaş maçına götüreyim. 90 dakikada pırıl pırıl olursun yani. Yani tabii ki kafa boşaltmak ama sonra o boşalan yeri güzel şeylerle doldurmak. Mesela ben seninle dolduracağım. Evet. Yani ben deşarj diyorum, sen şarj diyorsun ha? Aynen öyle. Sen de benim şarj aletim oluyorsun bir bakıma. Şevkat, ikimize de harika gelecek, göreceksin. Sen kayak yapmayı biliyor musun? Yani bizim mahallede yaşayıp daha hayatı kaymamış olan kimse var mı? Ha, kayak. Bilmiyorum. Süper, tamam. Hemen öğrenirsin zaten. O zaman Kartepe'ye gidiyoruz. Böyle güzel, temiz dağ havası alıyoruz. Kafamızı boşaltıyoruz. Sonra dönüyoruz. Evleniyoruz. Nasıl plan? Mükemmel fikir. Ben de zaten dağ başına vurmayı düşünüyordum kendimi. 500 rakımdan aşağısı beni kesmez çünkü. İyi, süper o zaman. Burçları falan da indir istersen. Yazlıkları falan da al, belki lazım olur yani. Sen hazırladın mı bavulu? Benim hazır, benim bavul bir tane küçük şeyim var ya. Üç parça eşya, bir şey değil. Kahveni hiç soğumasın. Ay esneme hadi. Bak erken kalkan yol alır demişler. Darga kahvaltısını etmeden diye de bir laf var da. Şişt, sessiz ol biraz. Bak etraf çok sessiz. Şimdi biri duyacak. Vallahi doğru diyorsun. Allah muhafaza şimdi içiyor içiyor duyar. Bundan sonra takılık peşimize, al başına belayı. Sus. Ben Kartepe'yi çok severim biliyor musun? Hatta lisedeyken ben çok giderdik. Bir kulübümüz vardı. Böyle iki haftada bir falan toplanıp gidiyorduk. Hep de aynı otelde kalıyorduk. Çok seviyordum orayı. Yine orada kalır mıyız? Özel bir sebebin mi var? Evet, var. Neymiş? Orada söyleyeyim. Sır yani. Yani sır, evet. Ya aslında iki kişinin bildiği sır değildir. Yani şimdi bana söylersen sır olmaktan çıkar. Ne olacak canım? Mezaraya götürmeyi planlamıyordum zaten bu sırrı. Da şimdiye kadar kimseye söylemedim. Yani bir kişiye söylenebilecek bir sır, onu da sana söyleyeceğim. Hadi bakalım.
Oh be, dünya varmış ha. İyi ki geldik değil mi? Evet. Ve yani ben çocukluğumdan beri garda, kıyamette kayarım. Yani hiç böyle antin küntin kıyafetler hiç giymedim ben ya. Bu şart mıydı ya? Şart tabii ki. Ciğerin ıslanmasın, hasta olma diye giyiyorsun sevgilim. Ayrıca çok yakıştı sana bu kıyafetler. Kayakçı gibi oldun. Vallahi. Ha? Ben aslında kızakçıyımdır normalde. Tabii çok fena kadar. Yani asıl aletim tabii laylon torba. Ha şeyi soracağım. Bu senin sırrın neymiş bakayım? Benim sırrım... Yani sırrım aslında... Ben çok güzel kartopu oynarım. Tam bir üç kağıtçısın ya. Hadi. Yuh, insaf, hatta çüş. Yavaşsanıza kardeşim ya. Kardeş, kusura bakma yani. Gazeten bir şey yapmadık da senin de tepkin biraz ağır oldu yani. Abartmayalım o kadar. Gidin başka yerde oynaşın kardeşim. Burası size göre değil, tamam mı? Burası nezih bir yer. Allah Allah. Şevkat, hadi gidelim ya. Tadımız kaçmasın. Bir dakika yatma ya. Bir konuşak ya. Sen bunu görüyor musun kardeş? Ne bu? Nüfus cüzdanı. Yani bu ülkenin bana verdiği resmi kimlik belgesi. Bu ülkenin her karışı bana göredir, anladın mı? Sen bunu görüyor musun? Bahri Osman Kavak. Buralarda bana Bosman derler. Bos, yani patron. O elindekinden Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her insanda var. Peki bundan sende var mı ha? Kaç şirketin var aslanım? La sen şirkete göre mi adamlık taslıyorsun insanlara? Ha? Madem şirketi olmak bir marifet, al yerim dar yumurta. Benim yanımda bir tane insan, bir tane horoz, 10 tane de tavuk çalışıyor. Hepsi de özgür. Hadi bakalım ne olacak şimdi? Benim yanımda senin yanındakilerden daha fazla piliç var, anladın mı? Hepsi de mankenlere taş çıkartırlar. Ben de taş çıkarırım biliyor musun? Ama ben daha ziyade böbrek taşı çıkarırım. Böbrek. Dur, adam, bırak. Çakak. Otur şuraya. Ne yapıyorsun? Şevkat yap. Ne yapıyorsun? Şevkat. Gel Şevkat. Yürü git şimdi. Sevgili arkadaş. Tekrar gel, tekrar kayak arkadaş. Bak, oyun oynayınca ne çabuk arkadaş bulunuyor. Sen nereye? Dur, kartopu oynayalım. Nereye gidiyorsun? Ha, otomatik dönüyormuş tam. Ben ittirmeli falan şey yapmayayım tam. Hoş geldiniz. Merhabalar, kolay gelsin. Biz iki tane tek kişilik oda rica edeceğiz. Maalesef hiç boş odamız yok. Nasıl? Hiç mi yok ya? Maalesef. Oğlum, sen işinle ilgilen. Osman Turizm tüm boş odalarımızı müşterilerine kiraladı. Kafile gelecek. Tamam yani kaç kişi gelecekmiş? Yani bu kaç tane oda tuttu bu adam? Yani hiç mi yok boş oda? Hiç yok maalesef. Ama ya şimdi ben yıllarca amatör kümede kayak kaymış insanım ben şimdi. Ne yapacağım buraya kaymaya geldim ben? Ben aslında buranın çok eski müşterisiyim. Bizim için biraz şartları zorlasanız. Sizi çıkaramadım ben. Ben de eskiyim burada. Çünkü büyüdüm. Ben lisedeyken geliyordum buraya her kış. Bizim bir kulübümüz vardı. Buraya kayak yapmaya geliyorduk. Kartaneleri Gençlik Kulübü. Evet, hatırladınız. Bizim kulüpten gelen oluyor mu hala? Yani tek tük artık. Çok fazla gelmiyorlar. Şöyle yapalım. Ben Osman Bey'le bir gideyim, görüşeyim. Bir oda ayarlayabilirim galiba. Siz şöyle geçin. Bir çay kahve söyleyin lütfen. Ben bir Osman Bey'e bakayım geleyim. Heh, sağ olun, öyle yaparım. Teşekkürler. Konuşun yoksa ben yani Uludağ'a giderim. İşte. Aferin bak, geldiğin gibi patakladın adamı. Şimdi muhtaç oldun konuya ya. Ya biraz sakin kalamaz mısın? Yavrum ben zaten sakin kalmak için patakladım o adamı ya. Hadi gel bir çay kahve içe şurada hadi. Ay ne kadar rahat bir adamsın sen ya. Rahat. Rahatsın, rahatsın lan yani. Lan diken üstünde mi oluyor? Ya hadi adam vermedin mi? Rahatlamaya geldik buraya.
Osman Bey. Osman Bey. Müdür. Ne oldu size böyle? İyi misiniz? Oh, hiç iyi değilim müdür. İncitildim. İncitildiniz mi? İncitildim tabii. Duymuyor musun beni? Çok üzüldüm. Sizden bir ricam olacak. Ne ricası? Hem bir dakika. Benim sana ricam var. Menüden tavuk ve tavukla alakalı her şeyi çıkarıyorsun, tamam mı? Yumurtaları bile çıkar. Baş üstüne. Sen ne diyordun? Bir konu daha vardı size soracağım. Sen şimdi bayağı kayıyorsun ya. Yani uzun zamandır kaymadım ama. Peki bu zopayla mı kayıyorsun yoksa? Yok, bordla. Ha, bordla. Ha, o alet bord oluyor o zaman. Aynen. Tamam. Otağı mı zor? Size çok güzel bir haberim var. Bir oda ayarlayabildim. Ama sadece bir oda. Çift kişilik. Peki yatağa ayrılıyor mu? Tabii ki. Olabilir o zaman. Tamam, tamam o zaman. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Müdür, odayı bu adama mı verdin? Olmaz, kesinlikle olmaz. Bu adam beni incitti. Olamaz. Müdür, hemen bunlar gidecekler, tamam mı? Yoksa bu oteli satın alır, seni kovarım. Aman efendim, onlar bizim müşterimiz. Ben size konuyu anlattım, siz de onay verdiniz. Bu oteldeki tüm odaları ben tuttum müdür. Sizin bu otelin sınırları içerisindeki köpek kulübelerinde bile yeriniz yok, tamam mı? Gidin kendi tavuk kulübelerinizde kalın. La oğlum, adam ol, seni kardan adam yaparım ha. Tamam Şefkat, hadi gidelim, biz başka bir yerde kalalım ya. Ne başka yeri Esin? Başka otel mi var burada ya? Ayrıca ben bu oteli sevdim ya, burada kalacağım. Ver o anahtarı geri. Verilen mal geri alınmıyor, kusura bakmayın. Müdür, al şu anahtarı. La oğlum, adamı niye alet ediyorsun, beyefendi adam? Bak bu anahtarı sana yuttururum. Ondan sonra çıkartması böbrek taşından daha zahmetli olur, ayık ola. Hadi hayatım, biz odamıza geçelim. Hadi. Kaç numaraymış? Güzel. Kahveleri bizim odaya yazarsınız, tamam müdür bey? Kolay gelsin müdür bey. Teşekkürler. Sevgilim, bir şey soracağım. Biz buraya huzur bulmaya gelmedik mi? Ya huzur dediğin şey insanın içinde olmalı yavrum. Kartepe'de olaydı, Dalai Lama Tibet'i bırakır, gelir Kartepe'de takılırdı, değil mi? Tamam, huzur kelimesinden vazgeçiyorum. Ama o adamı öyle pataklaman şart mıydı? Ne pataklaması? Sen pataklama görmemişsin. Ben yani hani orada kar topu oynarken adama kar geldi. Yani o da bize karşılık verseydi, oyunumuza katılsaydı şey yapmayacaktım ama abuk subuk konuştu odun olduğu için herif. Ben dedim ki biraz çocukluğunu hatırlasın, o masum günlerine geri dönsün diye kızakla ittirdim. Yani ama herif biraz dediğim gibi odun olduğu için şey yapmadı yani. İşte bazılarında da iyilik yaramıyor, ne yapacaksın? Peki sen böyle herkese ayar veriyorsun ya, sana kim ayar verecek? Onu da sen ver. Senin gözlerine bakınca bu dünyadan soyutlanıyorum. Yani adeta başka bir boyutun kapıları açılıyor bana. Yani sana bakarak ayar verebilir miyim? İster bakarak, İster öperek ver. Yok! Oda servisi istemiyoruz. Huzur istiyoruz. Açın kapıyı polis. Hakkınızda şikayet var. Dalai Lama ayandık ya, polis geldi. Şefkat bak, polisle tartışmayacaksın, tamam mı? Sakin sakin. Tamam. Evet. Beyefendi sizden şikayetçi. Allah Allah. Ben de kainattan şikayetçiyim komiserim. Hangi şubeye başvuracağız? Şimdi biz kar topu oynuyorduk arkadaşla. Bunun kafasına kar topu geldi. Bu mağlup oldu tabii. Mağlup olunca da bu mağlubiyeti hazmedemedi. Orada park halinde duran kızağına atlayıp
olay yerinden uzaklaştı. Onu da geç uzaklaşamadı da yani. Orada bir takla açtı falan filan. Kafayı gözü tabii garda şey olmuş müdür bey. Biraz garda sertleşmiş yani. O Allah mazı zımpara gibi yani. Biz falan hadi yine profesyoneliz de yani. Neyse. Yani hani benim söyleyeceğim mevzu şikayet değil. Bir efendim mızıkçılığı. Hani ben olayın adını koyalım diye bunu açıklıyorum yani. Siz kartopu mu oynuyordunuz? Alakası yok. Memur bey adam uyduruyor. Bu adamlar, bu insanlar benim odamı işgal ettiler tamam mı? İstiyorsanız müdür beye sorun. Doğru. Bu durumda odayı boşaltmanız gerekir. Yoksa bizim çıkarmamız gerekir. Ya onu yapmayalım. Çünkü... şimdi biz buraya psikiyatr hekim tavsiyesi üzerine geldik. Hanımefendi ayıptır söylemesi biraz deli. Bayağı deli. Yani 46 raporu falan var. Tabii yani terapi maksatlı geldik biz. Sinir krizleri olabiliyor. Hani şimdi burada sinirimi bozarsanız çok ciddi sorunlar çıkarabilir. Ha benim daha önce evimi yaktı. Ben ondan biliyorum. Ha şimdi burada yine bir krize girer bilmem ne. Allah muhafaza oteli yakar. Ha şimdi deli de olduğun için, raporlu olduğu için kimse de bir şey yapamaz yani. Ondan söylüyorum ben. Sen bana deli mi dedin? Bak hiç kimse bana deli diyemez. Sen de diyemezsin, sen de diyemezsin. O psikiyatr da bana deli diyemez. Tabii tabii, tabii sana deli der miyiz? Aşk olsun. Değil mi? Deli demedik, demedik. Deli demedik de aşk olsun. Bakın, ben buraya bilimsel bir araştırma yapmak için geldim. Kar tanelerini eriterek atom bombasından daha güçlü bir enerji kaynağı üretmeye çalışıyorum. Yani kar topu bombası üreteceğim. O yüzden ben çalışmalarımı yapana kadar bu otelin bir kütüphane kadar sessiz kalmasını istiyorum. Anlaşıldı mı? Yoksa bu oteli kızıl ötesi ruj ışınlarıyla eritmek zorunda kalacağım. Şimdi bakın. Bu deodorantı bu rujun ucuna sıkarsam oksitlenir. 33 numara kızıl ötesi ruj bombası üretmiş olurum. Bakın bu oteli tamamen eritir. Yani bak farkına bile varmazsınız. Tek bir iz bile bulamazsınız. Beni hiçbir şeyle suçlayamazsınız. Şimdi bu ruju ve deodorantı yavaş yavaş çantama koyuyorum. Dikkatlice. Ama eğer benim kobayımı alırsanız sizden birini kobay yapmak zorunda kalacağım. Ve kar topu bombasını sizden birinin üstünde deneyeceğim. Bunu istemezsiniz değil mi? Allah sabır versin. Amin, amin. Sağ ol kardeş. Bu ihale, bu yine ihale. O zaman Sayın Hocam biz odamıza geçelim arzu ederseniz. Siz de bilimsel çalışmalarınıza başlayın artık. Vakit kaybediyoruz. Çok haklısınız Sayın Hocam. Hocam geldim hocam. Yapacak bir şey yok. Senin Allah cezan vermesin ya. Ne yaptın öyle adamlara ya? Ben dedim ya sana bu otelde bir sürü anım var diye. Ya lise yıllarıma geri döndüm resmen. Şey nasıldı? Ruj nasıldı? Ben tuvalete gidiyorum. Çabuk ol bak ben de aynı durumdayım. Kahverenleri çok efendim, bu hanımefendiler ve beyefendilerin böyle çatır çatır para kazanan şirketleri var. O hiç tatile falan ihtiyaçları da yok. Ben onları zorla toparladım, getirdim. Artık siz de bu kısa zamanda inşallah kendinize yarayacak bir şey yaparsınız. Ben de şey hesaplaşırız sonra. Çok teşekkür ederim. Bu sizin benim mi? Afiyet olsun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yalnız şu Leyenli ve Şamreyelli arkadaşlar... O
Leyhan'ın arkadaşının Leyhan fabrikası var. O yüzden duygusal da bir bağlantısı var herhalde. O bir şey midir nedir? O Şamrali'nin de lastik fabrikasında o CEO. CEO'lar böyle biraz çılgın olur herhalde onun için yani. Bunu da tanıştırayım efendim. Kendisi Niko Kalamaroğlu. Yunanistan Başbakanı. Şu anki başbakanın akrabası, haberin olmazsa. Yes. Harika, harika. Harika be. Umarım sizleri çok iyi bir şekilde ağırlarız. Müdür Bey, şeref konuklarımıza şu bizim malum odamızı tahsis edelim lütfen. Tamamdır. Odalarınız hazır zaten. Kahvelerinizi bitirdiğiniz gibi hemen sizi istirahate alabilirim. Ay ben dayanamıyorum. Biz hemen kayağa çıkalım, sonra istirahat ederiz. Evet. Ben de geliyorum. Ben de gelirim ya. Hadi hep beraber. Bak, buyurun arkadaşlar size. Gıdışı! Tamam. Nerede o çocuk ya? Tamam, teşekkür ederim. Kahveyi veren ya. Varsın. Yokmuş, hadi gidelim. Oğlum bu ne ya? Kar tepe dedik, kar yok la burada. Ama oğlum kar topu oynayacak kadar kar var mı ya? Selami. Bak Cuma, kafadan uyarıyorum. O kar topu mevzuna beni sakın bulaştırmayın kardeşim. Lan! Selami. Oğlum lan! Lan atın ağzını lan! Bizim Selo'nun sesini duydum sanki ya. Sana da geldi mi öyle bir şey? Çok enteresan, bana da öyle geldi biliyor musun? Ya sevgilim artık ne kadar maruz kaldıysak onların seslerini bir türlü kulağımızdan silinmiyor demek ki. Doğru. Bence biz en az bir hafta burada kalalım. Yani ancak kulağımızdan çıkar onların sesinin tonu. Hem önce balayı yapmış oluruz, sonra düğünü yaparız. Ha. Önce ön balayı, sonra düğün. Hı. Sonra da hakiki balaya çift kare maç gibi. Hoşuma gitti. Sevdim. Hı. Hadi o zaman kayak yapalım. Kayak mı? Senin Gizem Mesanem değil mi ya? Onlara ne kadar benzettin? Yani ben de bir an onlar sandım ama tabii ki değiller yani. Ne alakası var şimdi? Biz artık ne kadar maruz kaldıysak halüsinasyon falan görüyoruz ya. Oo, bak o çok tehlikeli geliyor yalnız oradan ha. Bir şey diyeceğim. Sesini ben biraz Cuma'ya benzettim ama. Ay yok artık, iyice delirdin sen de ha. Hayatım film şeridi gibi gözlerimin önüne akıp geçtim ya. Bak şimdi ben de benzettim. Değil mi? Bana bak, bunlar sakın bizi takip edip buraya gelmiş olmasınlar. Yok artık Sanem, Gizem, Cuma ne alaka ya? Oo. İyi misiniz? Lan! Şeva, ne yapıyorsun lan burada? Oğlum biz bir şey yapmıyoruz. Biz burada değiliz. Lan burada sizden kurtulmaya geldik. Buraya burada da karşıma çıktınız lan. Aa, o kim ya? Bu da mı geldi? Sen de mi geldin lan? Üzeyir ya. Bütün mahallece mi geldin? Marika abla, Cevdet amcagil falan da geldi mi? Yok, onlar yok ya. Neyse tamam. Hiç karşılaşmamış gibi yapacağız, tamam mı? Niye ya? Eğlenirdik hep beraber. Siz günübirlik mi geldiniz? Bakalım döneceğiniz mi? Sana ne be? Hayır yani kalacaksınız. Ben size yer ayarlarım. Resepsiyondaki kız tanıdık ki bir yerde oluyor lan. Ne oluyor? Yürü gide kesin, Allah'ını seversen yürü. Şevval! Odaya kapatalım kendimizi. Telefonlarımızı falan da kapatalım. Arar bunlar bizi kesin. Şefkat! Selami! Ne var lan? Ayaklarımı hissetmiyor. Kafam üşüyor. Ay! Sesi duydun mu? Evet, biri çığlık atıyor galiba. Biz
üst kattan geliyor. Galiba. Gel. Ne yapıyorsun lan sen burada? Kitap okuyorum. Islarım lan kitabını. Yürü! Bak kalk! Ama bunda ne var ki? Kalk adamı lan. Yürü sana. Al. Kalk. Ama. Ama ben ne yapıyorsun? Bu nedir ya? Ne var lan? Ayakkabılar. Ayakkabı. Al sana. Al sana ayakkabıları. Bu nedir ya? Yok ya. Ben vazgeçtim düğünden falan. Biz dönünce gizli gizli kimseye haber vermeden evlenelim. Doğru diyor. Bu yaşadığımız olay da bize verilmiş bir mesaj olarak algılayalım. Gidek direkt nikah işlemlerini başlatak. Kimseye de söylemeyelim. Babama söylememiz lazım ama. Hey. Neyin kafası bu anlamıyor. Yani alt tarafı kitap okuyordum. Vay sinir. Kendimi tuttum. Yoksa gerçekten saçma sapan davranabilirdim. Hadi de. Niko, ne oldu? Bu sesler ne? Esin bağırdı. Esin bu katta mı? Evet. Ama çok kötü sesler geliyordu. Böyle yüksek yüksek. Ne olmuş? Beni kovuyorlardı. Ama bence şu an bulaşmayın. Sizi ısırabilirler. Yok yok, biz bir bakalım. Evet, biz bir bakıp gelelim. Hey, o taraf değil. Bu taraf. Söyleyebilirdin ya. Burada, ondan burada böyle yürü. Yani, İkinci kapı. İkinci kapı. Tamam. Ay, tamam. Solda. Kabus gibi. Lan Niko, bak öldürürüm seni bebe. Biz. Esin. Biz geldik. Biz geldik. Selam. Neden? Neden ya? Ne yaptınız? Bizi takip mi ettiniz siz? Yoo, bizi cuma getirdi. Sesini duyup geldik. Ne oldu? Ne olsun Gizem? İşte baş başa kalmak için buraya geldik ama bütün mahalle burada. 13. cuma. Ay ne tatlı tesadüf değil mi? Hepimiz buradayız. Biz de burada kalıyoruz. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Kızlar kusura bakmayın, kurunun yanında yaş dayanan. Hadi. Hey, Esin. Allah kâbus. Ne yapsak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.